Herkese merhaba. Bugün bizi de çok heyecanlandıran bir video için Maltepe Park Teknosa'dayız. Bildiğiniz gibi son dönemlerde bu bilgisayar toplamalar, işte konfigürasyon süreçleri oldukça popüler bir hale geldi. Hala birçok müşteri bunları online yollardan halledebiliyor, çözebiliyor ama herkes gamerlar kadar ya da biz işte teknoloji editörleri kadar iyi teknoloji bilmek zorunda değil. Hala da uzman görüşü çok önemli bir durumda. Garanti süreçleri, güven faktörü hepsi çok önemli. O nedenle de işte böyle mağazaları ziyaret etmek ve offline alışveriş yapmak daha mantıklı bir tercih olabiliyor kimi zaman. Bildiğiniz gibi Casper'ın da tüm ürünleri kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilebiliyor ve konfigüre edilebiliyor. Casper'ın internet sitesinden de yapabiliyorsunuz bunu. Teknosa güvencesiyle mağazalardan ve internet sitesinden de yapabiliyorsunuz. Biz de bu süreci sizlere göstermek istedik. O yüzden şimdi Maltepe Park Teknosa'dayız. Burada bir bilgisayar siparişinde bulunacağız. Casper bilgisayar sipariş edeceğiz. İhtiyaçlarımızı anlatacağız. Uzman görüşü alacağız. Ofisimize gelince de bütün özelliklerini sizlere anlatacağız. Bir ofis bilgisayarına ihtiyacım var benim. Günlük kullanım olsun. Elinizde neler var? Casper'ın en yeni, Nirvana'nın en yeni serilerinden biri X500 cihazımız var. Siz ofis ihtiyaçlarınızı dilediğiniz gibi karşılayabilirsiniz. Bununla beraber konfigüre edebileceğimiz özelliklerle de evde, oyunda ve performans ihtiyaçlarınızı da çözüm bulabiliriz. Intel'in hem i3, hem i5, hem i7 işlemcisini destekleyen bir makine. Süper. Bu doğrultuda sizin ihtiyacınıza göre Teknosa'nın bünyesinde biz Casper olarak Casper'da istediğiniz konfigürasyonları yapabilmekteyiz. Nedir bu konfigürasyonlar? Siz işlemcisini, bunun yanında depolamasını, bunun yanında RAM'ini ben sizin istediğiniz şekilde konfigüre edip sizin ihtiyacınıza yönelik sizlere sunabilirim. Diğer markalardan bağımsız bir şekilde stoklarında olan değil, size kişiye özel bir üretim yaparak en geç 3 gün içerisinde belirttiğiniz sevkiyat adresine de ürünü gönderebilirim. Bu doğrultuda sizin ihtiyacınızı daha detaylı ve daha doğru anlamak adına biraz daha hız düşünürseniz, isterseniz RAM'inizi birazcık arttırabiliriz. Ki mesela ben burada 8 değil de 16 RAM kullanmanızı tercih ederim. Ben de aynı. Dolayısıyla 16 RAM'i taksak daha iyi olur. Daha çok ağırlıklı SSD kullanıyoruz makinalarımızda. Ve daha hızlı oluyor ve daha iyi performans sağlıyor. Depolama bu bağlamda alanı benim için çok önemli bir şey mesela. Çünkü böyle harici depolama alanı seçeneklerini ben hiç düşünmek istemiyorum. Yani bilgisayarımda her şey depolama. Her şey içinde olsun. Okeydir. O zaman daha da hızlı olması bakımından hem SSD takalım hem de 1 TB SSD bence işinizi görecektir. Bilmiyorum uygunsuz sizler için de. Ben biraz da performans düşünür müsünüz? Onu da sizlere sorayım. Performans düşünürseniz ona göre işlemci, Intel işlemci seçeneklerinden de bahsetmek isterim. Evet, şöyle ben yani günlük kullanımında işte haber yazıyoruz ama bizim çok fazla çoklu sekme kullanımımız vesaire oluyor. Dolayısıyla aslında bilgisayarda aynı anda çoklu işlemler yapabiliyoruz. O böyle takılma problemleri falan da beni kanser edebiliyor. Dolayısıyla ben hani günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun bir bilgisayar arıyorum dediğim zaman insanlar şey zannediyorlar işte çok da performansa ihtiyacı yok ya gibi bir şey zannediyorlar. Ama günlük kullanım işlemlerinde bile performansa erişemezsem o zaman kullanıcı olarak gerçekten rahatsız oluyorum mesela. Anladım. O yüzden bence önemli bir nokta. Intel burada yeni nesil işlemcilerini bizlere sunuyor. Ve bu sizin daha performanslı bir şekilde bilgisayarınızdan performans almanızı sağlayabiliyor. Bu bağlamda içlerine takabileceğimiz 11. nesil, 10. nesil ve 11. nesil i7 işlemcileri var Intel'in. i7 işlemcilerle birlikte gelen ekran kartı özelliğiyle siz hem oyun hem performansta da gerekli performansı alabiliyorsunuz. Diğer notebooklarda bulunan bir ekran kartına ihtiyaç duymuyor. Dahili olarak siz içerisinde Iris işlemcisiyle Intel'in diğer makinelerde bulunan MX230, MX330 gibi performans sağlayanlara göre daha iyi bir performans alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir ekran kartına da ihtiyacınız olmadığı için harici makinamızı da biraz daha hafif ve daha kullanışlı bir hale getiriyor. Bu bağlamda makinenin elinize de aldığınızda görebilirsiniz. Ortalama 1,5 kilo bir ağırlığı var. 15.6 inç. Ki son derece yeterlidir bir ekranımız var. Full HD bir ekran. Metal kasa. Full metal, hepsi metal kasa tasarımı. Gerekli bağlantıların hepsi burada mevcut. Aslında tam bir ofis bilgisayarı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bu bağlamda X500'ün her bir özelliğini biz konfigüre edebiliriz. Anladım. Şimdi baştan konuştuğumuz RAM'i için ben 16 RAM olarak buraya not alıyorum. Artı SSD için 1 TB SSD yeterli dedik. Onu alıyorum. Siz performans ve biraz daha oyun da oynayabilme, işlerinizi daha hızlı çözebilme ihtiyacınız olduğundan dolayı da ben i7 işlemciyi, Intel'in i7, 11. nesli i7 işlemcisini alıyorum. Bununla beraber içinde Iris ekran kartı, Intel'in bahsettiği, belirttiği içinde dahili olarak gelecek. Teknosa burada size kendi güvencesini veriyor, kendi garantisini veriyor.
Dilerseniz vade farksız 10 taksit seçeneği, 12 taksit seçeneklerimiz var. Artı bununla beraber bu bilgisayarın üretimi size özel olacaktır. Hı. Ben sizden siparişi, ödemesini aldıktan sonra size özel olarak Casper kendi tesislerinde ürünü üretecek ve maksimum 3 iş gün içerisinde sizin evinize ürünü ya da belirttiğiniz farklı bir sevkiyat adresine gönderecek. Hı hı. Ben bu bağlamda ürününüzü size özel üreteceğim. Hı hı. Ödemeyi aldıktan sonra sevkiyat adresini müsaadenizle nereye girmem gerekir? Buradan da biz alabiliriz ürünü. Hı hı. Sizin adınıza kurulumunu yapıp teslim de edebiliriz. Veya sizin belirttiğiniz herhangi bir adrese ürününüzü de kargolayabilirsiniz. Anladım. Yani müşteriler dilerlerse mağazadan da teslim, evet, alabiliyorlar ya da işte evlerine de sipariş edebiliyorlar. 3 gün, evet, içerisinde de teslim oluyor. Yani sizin sipariş verdiğiniz ürün teşhirde beklemiş ya da stokta beklemiş bir ürün değil, sıfır üretilmiş bir ürün olacak. Casper üretim tesisi Türkiye'de, İstanbul'da ve günde yaklaşık ortalamada 2000 adet notebook üretebilecek kapasitede. Ve böyle bir büyük tesisi olduğu için de burada günlük üretimini çok hızlı bir şekilde tutuyor ve sizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdi biz ihtiyaçlarımızdan bahsettik. Yunus Bey de sağ olsun bize uzman görüşüyle destek oldu, yardımcı oldu. Bu süreç bence oldukça önemli çünkü dediğimiz gibi herkes bu kadar teknolojiyle haşır neşir olmak zorunda değil. Ve aslında mağazaya gidip sadece ihtiyaçlarınızı söylediğiniz zaman o teknik detaylar konusunda birisinin size destek olabiliyor olması bence önemli bir detay. Kişiselleştirebiliyor olmamız da çok güzel çünkü piyasadaki hazır konfigürasyonlar her zaman bizim ihtiyaçlarımıza hitap etmeye biliyor. Dediğimiz gibi biz şu anda kendi konfigürasyonumuzu oluşturduk. Ne yapacağız şimdi? Şimdi dilerseniz ödeme kısmına geçelim. Kayıtlarımızı oluşturduk. En geç 3 iş günü içerisinde adresinize teslimatı gerçekleştirecek. Faturanız da mail olarak sizlere ulaşacak. Evet, şimdi konfigürasyonumuzu yaptık. Ödeme işlemini de gerçekleştirdik. Faturamız da mail adresimize gelecekmiş. Tekrardan Casper ailesine ve Teknos ailesine çok teşekkür ederiz. 3 iş günü içerisinde ofise geleceğini söylediler. Bu bir günü de bulabilir. Dediğimiz gibi 3 iş günü de olabilir. Ama siz tabii ki de ürünü böyle 1 saniye içerisinde falan görüyor olacaksınız. 1 saniye sonra görüşürüz. Söz verdiğimiz gibi 1 saniye içerisinde geri döndük. Bildiğiniz gibi dün Teknos'a mağazasını ziyaret etmiştik. Casper standına uğradık bir ve kendimize uygun bir bilgisayar konfigüre etmiştik. Bugün de bilgisayarımız ofisimize ulaştı. İstanbul içerisinde olduğumuz için bir gün sonra geldi. Normalde bu süre 3 iş gününe kadar diye geçiyor. Yani siz şehir dışındaysanız 3 güne kadar gelebilir ama İstanbul içindeyseniz bir günde bile ulaşma gibi bir olasılığı var. Bizde olduğu gibi. Şimdi cihazı kutusundan çıkaracağız. İsterseniz hemen bakalım. Ben çok merak ediyorum. Ben hemen kutusunda bir sağına soluna bakıyorum neler var diye. Şurada ürünün kodunu yazmışlar yukarıda görebileceğiniz üzere. Buradan da kutusunu açabiliriz sanırım. Buradan ben açacağım. Şunları hemen çıkarıyorum. Burada bilgisayarın kendisi var. Hemen kutudan başka neler çıkıyor? Onlara da bir bakalım. Bir şarj adaptörümüz, şarj kablomuz var. Cihazın kendisi çıkıyor. Bir de sertifikasyonumuz mevcut. Hemen bir cihazı açalım. 1.59 kilogramlık bir ağırlığı var. Kutusu ilk geldiğinde de kutunun dışından direkt kutuyu kaldırdığımda biraz hafif olduğunu fark etmiştim gerçekten. Ofis kullanımına ve günlük kullanıma uygun bir şey istemiştik zaten. O yüzden mobilitesi oldukça önemli olacaktır. Sağ tarafında bir Type-C girişi mevcut. USB Type-A girişi var, HDMI girişi ve jack girişi görüyorum. Sol tarafa hemen bakalım. Sol tarafta da bir Kensington kilidi mevcut. Ethernet portu görüyorum. Micro SD kart okuyucu var. 2 adet USB Type-A girişimiz daha var ve bence güzel haber. Burada bir SIM girişi var. Burada da bir 3.5 milimlik jack girişimiz mevcut. 19.7 milimlik bir inceliği var cihazın. Aslında bu kadar bağlantı noktasına göre bence inceliği oldukça iyi optimize edilmiş. Biliyorsunuz Casper S500 dizüstü bilgisayar incelemesi de yapmıştık. Ona da hemen şuradan ulaşabiliyor olacaksınız. Onda da mesela çok fazla bağlantı noktası vardı ama bundan biraz daha kalın bir cihazdı. Bunun biraz daha mobilite odaklı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bize metalik uzay grisi renk seçeneği geldi. Görebildiğiniz gibi böyle 180 derece açılabiliyor ki bence bu önemli bir şey. Özellikle böyle işte yatakta ya da koltukta uzanırken falan kullandığınızda bu size önemli bir avantaj sağlıyor. Metalik bir kasası var.
Bu da güzel haber. Daha dayanıklı hissettirdiğini söyleyebilirim. O da hoşuma gitti. Görebildiğiniz gibi tam boyutlu bir klavyemiz var. Nümerik klavye alanı da mevcut. Fonksiyon tuşlarının tümü de mevcut. Dolayısıyla böyle veri girişi yapmayı sevenler, sık yazı yazanlar bunu gayet sevecektir. Touchpad boyutunun da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada hemen Intel Core i7 işlemci kullandığına dikkat çekmişler. Intel Core i7 işlemci kullanıyor. 10. nesil olduğunu ben hemen altını çizeyim. 1065G7 işlemci kodumuz. Aynı zamanda Intel Iris Plus Graphics ekran kartı mevcut. Casper'ın son dönemlerde ekran kartı ile ilgili çok fazla altını çizdiği konular olduğunu biliyoruz. S500 videosunda da bahsetmiştik. Intel'in şu anda temel iddiası dahili ekran kartlarıyla aslında şu anda piyasadaki bütün dahili ekran kartlarından çok daha performanslı bir deneyim vaat ediyor. Bunun dışında günlük kullanımda harici ekran kartına muhtaç bırakmadan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor aslında ürettiği dahili ekran kartlarıyla. Böylece de işte cihazları da çok daha portatif hale getirebildiklerini iddia ediyorlar. Dolayısıyla bu da markanın da çok fazla altını çizdiği konulardan bir tanesi. 16 GB'lık da bir RAM'imiz var. Benim ihtiyaçlarıma en uygun seçeneğim bu olduğuna karar verdik. Onun dışında 1 TB'lık bir dahili depolama alanımız var. SSD olduğunu da hatırlatalım. Ben böyle özellikle dahili depolama alanının oldukça yüksek olmasını istedim. Çünkü videoda da söylediğim gibi hani işte böyle harici depolama alanlarıyla falan uğraşmak istemiyorum genelde. Verilerimin tek bir cihazda depolanmasını istiyorum. O yüzden 1 TB'da mesela siz de benim gibi bir kullanıcıysanız çok fazla işinizi görecektir. Bize gelen versiyon Windows 10 Home işletim sistemiyle çıkıyor kutusundan. Biz o şekilde tercih ettik ama siz konfigüre ederken isterseniz mağazada ya da internet sitesinde FreeDOS da seçebilirsiniz. Yani herhangi bir işletim sisteminin yüklü olmamasını tercih edebilirsiniz ya da Windows 10 Pro tercihinde de yine bulunabilirsiniz. Aynı şekilde bütün bu bahsettiğimiz özellikler de işte işlemcidir, RAM'idir, dahili depolama alanıdır. Bunları da kişiselleştirebiliyorsunuz. Bütün bu konfigürasyon sürecinin amacı zaten sizin ihtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş bir cihaz oluşturmak. Şimdi cihazımız açıldı. Birazcık şöyle açayım siz de görün istiyorsanız ekranını. 15.6 inç büyüklüğünde bir LED ekranımız var. Çerçeveleri S500'e göre çok daha ince tabii ki ama çok çok çerçevesiz bir hissiyatı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence gayet güzel optimize edilmiş. Günlük kullanım için de yeterli gelecektir. 1920x1080 piksel Full HD çözünürlük sunuyor ve anti-glare tasarıma sahip. Yani parlama ve yansıma yapmıyor. Bu da aslında 220 nitlik bir maksimum parlaklık oranı var. Bu parlaklık oranının biraz daha optimizasyonunun iyi olmasını sağlıyor. Çünkü parlaklık oranı çok yüksek olmasa da mat olduğu için ve yansıma yapmadığı için günlük kullanımda sizin işlerinizi büyük oranda görüyor. Ekranın üzerinde de hemen 720 piksel çözünürlük sunan bir webcam olduğunu görüyoruz. Ben ilk izlenim olarak tasarımını oldukça beğendim. Burada başta da söylediğimiz gibi bir şarj kablomuz var. Aynı zamanda bir de şarj adaptörümüz var. 45 watt gücünde güç aktarımı yapıyor. Cihazında 36 watt saat kapasitesinde bir bataryası mevcut. 10 saate varan kullanım ömrü vaat ediyor. Tabii ki de bu sizin kullanımınıza göre değişiklik gösterecektir. Bu süreyi kısaltabilirsiniz de, uzatabilirsiniz de. Uzun kullanım testinde de bunlar çok daha iyi anlaşılır. Ama genel olarak bence tabii ki de eğer ki vaadini karşılıyorsa günlük kullanım için o da çok fazla yeterli gelecektir. Bir iş gününü kurtarması iyi. Teknosa siparişinden sonra ofisimize ulaşan Casper Nirvana X500'ü bugün kutusundan çıkardık. Biraz da sizin için öne çıkan özelliklerini anlattık. Söylediğimiz gibi Casper'ın bütün cihazlarını isterseniz internet sitesinden, isterseniz Teknosa'nın internet sitesinden ya da Teknosa mağazalarından kişisel ihtiyaçlarınıza göre konfigüre edebiliyorsunuz. Biz de bu süreci sizlere birazcık göstermiş olduk. Umarız işinize yaramıştır. Kapatmadan videoyu beğenmeyi, Teknosafari YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.